gönüllü arıyorlar. Ben tek başıma ne yapacağım ya? Yapacak bir şey var mı? Gönüllü yok mu aramızda? Adam ölüyordu. Türk pasaportu olanlar inemiyor. Ya taze çocuğum var iki ay. Bu olmasa ben gideceğim ya. Niye tartışıyorsun ki? Ben de sizin gibi mağdurum. Ya, ya bak. Yanlış değil. Ya 17 kişi bulacağız ya hepimizin. Bulmuyor. Bulmuyor. Sen mi? Emir. Sinirler gerildikçe gerildi. Mazat parasını yapıyorlar bunlar. Ben ya, firmanın... İşler iyice çıkmaza girdi. Ben tek başıma ne yapacağım ya? Köyden gelmiş efendim. Bekliyor adamla. Krizin nedeni uçaktan inmesi gereken 17 kişi. Gönüllü yok aramızda. Sadece birkaç gün önceydi. Almanya Düsseldorf'tan havalanan uçak Kütahya seferini yapıyordu. İlk aksilik Bulgaristan üstünden geçerken yaşandı. Bir yolcu kalp krizi geçirince uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı. Yapacak bir şey var mı? Adam ölüyordu. Onlardan değilim ben ya. Doğruluktan yanayım. Doğruluktan ne yapacağız şimdi burada? Duraklamanın ardından gurbetçiler rotaya devam edeceklerini sanıyordu ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Uçağın hostesi kalp krizi geçiren adamı görünce şoka girmişti. Olaylar da işte bu anonstan sonra başladı. 17 kişi gönüllü arıyorlar. Otobüsten götürecekler. Kişi başına da 500 euro veriyorlar. Başka türlü de olmuyor. Havacılık kuralları gereği uçaktaki hostes başına 50 yolcu düşüyordu. Yani geri kalan 17 yolcunun indirilmesi gerekiyordu. Kötü haberi alanlar tepki yağdırdı. Arkadaşlar 17 kişi bulursak gönüllü uçak Zafer Havaalanı'na iniyor. 17 kişi inince İstanbul'a, otobüsten İstanbul'a gidecekler. Biz de geri kalanlar Kütahya Zafer Havaalanı'na. Parası oluyor, nasıl gidecek oraya? O da var ya, nasıl gidecek? Konuşan pilot değil. Aslında Alman pilotun söylediklerini Türkçe'ye çeviren Kütahyalı bir yolcuydu. Anons ettiği her şey uçaktakileri biraz daha çileden çıkardı. Burada ineceklerin Avrupa Birliği vatandaşı olması lazım. Alman vatandaşı. Alman vatandaşı. Onu nereden bulacak ki? Bu 17 kişi nerede? Alman pasaportu olanlar. Türk pasaportu olanlar. Türk pasaportu olanlar inemiyor. Mazat parasını yapıyorlar bunlar. Ben ya firmanın var. Kimse yerinden kımıldamadı. Hiçbiri uçaktan inip otobüse gitmek istemedi. Gerginlik had safhadaydı. Gönüllü yok mu aramızda? Yok. Niye tartışıyorsun ki? Ben de sizin gibi mağdurum. Ya, ya bak. Yanlış değil. Ya 17 kişi bulacağız ya hepimizin. Bulmuyor. Sen mi? O zaman dur ben iniyorum. Gönüllü iniyorum. Sen niye duruyor? Ama niye kavga ediyorsun? Ben ne yapayım? 17 kişi. 17 kişi yapamıyor. Hani 17 kişi gelmiyor. O zaman yatırsın. Şey, çekiliş yapacağız. Sesler iyice yükselmeye başladı. Ben tek başıma ne yapacağım ya? Köyden gelmiş efendim. Bekliyor adamla. Tamam sana bir şey demiyorum. Kim bunu? Bana teminat versin. Garanti versin adam. Bitin akrabam yok benim ya. İstanbul. Ne yapmayacak bağırırsın? Hayır ben bağırmayacağım ne? Kim bağıracak? Gençler bağırmayalım. Burada yaşlı amcalar var, nineler var. Çıkarın o zaman ya. Çıkarın o zaman. Yeter ya. Aradan uzun süre geçti. Daha fazla zaman kaybetmek istemeyen bazı yolcular gönülsüz de olsa inmek zorunda kaldı. Son 5 kişi. 5 kişi lazım. Son 5 kişi. Allah rızası için son 5 kişi ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Ya taze çocuğum var 2 aylık olmasa ben gideceğim ya. Mağdur olan yolcular uçak firmasını dava etmeye hazırlanıyorlar. Hadi geçin. Hadi sen de.